Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 2024 yılında PKX'de gelecek güncellemeler. Arkadaşlar kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten önemli açıklamalar var. Hadi o zaman listemize getirelim. 2024'ün başında tabii ki yılbaşı güncellemesinde olacağız. Bu güncelleme ile ilgili henüz creatorlar bir video atmadı. O yüzden ne olacağını bilmiyoruz. Ama eski güncellemeleri ve artık PKX'in daha kapsamlı olmasıyla büyük bir güncelleme geleceğini düşünüyoruz. Şubat ayı için arkadaşlar doğum dünyaya animeler ve okumalar olduğu için bana göre bir güncelleme gelebilir ya da belki mesleklerin ikinci güncellemesi gelir. Çünkü ilk güncellemenin devamı olacağı söylenmişti. Ama bence daha önce gelen bir güncelleme olan Sevgililer Günü güncellemesi gelecek. Her yerin pes pembe olduğu eğlenceli bir güncelleme. Güncelleme bence. Şubat ayı için Sevgililer Günü geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu içeriği Türkiye'de hatta sanırım dünyada ilk biz çektik. Ve sizlerden de bir şey istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk büyük abone hedefimizi geride bıraktık. Ve sıradaki hedefimiz tam 100 bin abone. Yani arkadaşlar 100 bin abone olduğu halde bize göre daha az kaliteli içerik üreten kişiler bile var. Ki çoğu zaman Türkiye'de daha önceden yapılmamış orijinal içeriklere kanalımızda yer veriyoruz. Yani size demek istediğim şey... Ya arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Sadece 5 saniyeniz hemen videoyu durdurup alta gideceksiniz yani. Ya 0 lira 0 gitmiyor, gigabyte bile gitmiyor. Bakın abone olmayanlara söylüyorum bunu. Takipçilerime söylemiyorum, iyi ki varsınız da. Yani niye abone olmuyorsun kardeşim, yani çok saçma bir şey. Şu anda durdurup abone olmayanların umarım Slenderman olmayı da kaçırır. Mart ayına geldiğimizde tahminimce 10 bin aboneyi geride bırakmış olacağız. De herhalde ben de kreatör olmuş olurum. Artık gerçi Aralık ayı içinde olacağımı düşünüyorum. Mart ayında gelecek güncelleme moda haftası güncellemesi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar genelde dünya değişmiyor ama eğlenceli bir güncelleme oluyor. Tabii her şey satın alımlı getirilmese. Mart'ın sonuna, Nisan'ın da başına geldiğimizde ise tabii ki Pascal'le güncellemesi geleceğini düşünüyorum. Her sene geliyor ve bu sene de geleceğini düşünüyorum. Pascal'i bilmeyenler için oyunda her yer renkli oluyor. Ve tavşanlar temasında oluyor. Belki Hello Kitty'nin başka arkadaşları da Pascal'ya da eklenebilir. Ama bunun çok olacağını düşünmüyorum. Mayıs ayına geldiğimizde daha önceden gelen Archivage güncellemesi ya da belki Mucize Uğur Böceği'nin ne benzer bir anlaşmalı güncelleme gelebilir diye düşünüyorum. Ama Archivist'in gelme ihtimali çok yüksek. Bu Archivist'te Glitch veya Flicker daha ön planda tutulur diye tahmin ediyorum. Çünkü Admin ve Nimdo'nun hikayesi daha önceden öğrendik. Bilmeyenler şu yukarıdaki tıkan videomdan hemen öğrenebilir. Mayıs ayında kanalımız tam 1 yaşına gelmiş olacak tahminimce. Bu dönemlerde de 80 bin abone civarında olacağız. Haziran ayına geldiğimizde tabii ki de sıfır yer çekimi güncellemesi gelecek. Her Haziran ayının ilk haftası gelen sıfır yer çekimi iki takım olan Wolves ve Flame yarışıyor. Bir takım kazanıyor, bu sene aramızda kalsın. Kamineri'yi söylemeyin. Ben Flame'i seçmeyi düşünüyorum. Güncelleme gelince bakarız. Belki yeni takımlar gelecek ama Kamineri kesinlikle Wolves'u seçecek. Ardından Temmuz ayında belki bir sürpriz de olabilecek. Ama her sene gelen yaz güncellemesinin bu sene de geleceğini düşünüyorum. Ama bence farklı bir güncelleme gelme ihtimali de daha yüksek. Ya da 2023 yılındaki gibi bir ayda iki güncelleme birden gelebilecek. Umarım böyle olur çünkü hep aynı güncellemelerin gelmesi oyuncuların ilgisini çekmeyebiliyor. Ağustos ayında sürekli gelen güncelleme hatırlamıyorum. O yüzden büyük ihtimalle tarihten bağımsız bir güncelleme gelecek. Hello Kitty güncellemeleri ya da Mucize Uğur Böceği gibi. Eylül ayına geldiğimizde ise ne diyoruz? İyi ki doğdun PKX'de. PKX'de 5. yıl dönümünü kutluyor olacağız. Bu güncellemede paramızı çok fazla biriktirin arkadaşlar. Çünkü her şey oyuna indirimli olarak geliyor. Ve her şeyden
her şeyden Bomgun temalı oluyor. Harika bir güncelleme. Bir de arkadaşlar, bu güncelleme çok uzun süren bir güncelleme. Ekim ayı için tahminim yok. Büyük ihtimal daha önce gelmeyen bir güncelleme gelecek. Kasım ayı için çok büyük ihtimalle Cadılar Bayramı güncellemesi gelecek. Çünkü bu da klasikleşmiş bir güncelleme. Cadı temalı ürünler geliyor. Sonbahar temasında oluyor ve yine Aralık ayında geldiğinizde ise tekrardan yılbaşı güncellemesi gelecek. Arkadaşlar, şimdi önemli açıklamalara geçelim. Bu videoda bahsettiklerim önceki güncellemelerden elde ettim. Tecrübelere dayanarak tahminler. Yani gelmeyebilir. Hatta belki pek yüksek kapanır. Kimse geleceğini bilemez. Ama ben size geçmişteki olayları düşünerek tahmin ettim. Yani %99 ihtimalle diyebiliriz. Videonun sonuna geldik. Takipte kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum.